Haberimiz çok üzücü bir haber. Eli kanlı İslam rejimi gençlerin canına kıymaya devam ediyor. İran'dan gelen bir haber bu. Hükümet karşıtı gösteri yapan 21 yaşındaki Milat Zohrevand'ın gizlice idam edildiği konuşuluyor. İran bu haberi yalanlasa da uluslararası haber kaynakları bu haberi doğruluyor. Sözü sana bırakıyorum Süleyman. Şöyle bir garabet var ortada. İran tabii ki işkencenin, hapishanelerde işkencenin olduğu bir ülke. İdam cezası sıkça uygulanan bir ülke. Fakat gelen haberlerin ne kadar doğru olup ne kadar doğru olmadığını bilemiyoruz. Bu da öyle haberlerden biri. O idam edilmediyse başka bir idam edilmiştir. O işkence görmediyse başka bir işkence görmüştür. Yahut infaz edilmiştir. İran şu anda 5-6 tane İslam Cumhuriyeti'nin hüküm sürdüğü ülkelerden biri. Yıllardır aynı şeyi çekiyorlar. Ondan önce de yani öyle aslında en eski uygarlıklardan biri biliyorsun. Persler, Medler vesaire. Fakat bu halk İslam Cumhuriyeti'nden önce çok rezil bir şah rejimiyle yüzleşti. Bir ara demokrasiye geçmeye çalıştı Musaddık'la. Adam yok edildi. Kısa vadede de kurtulacağı benzemiyor. Çünkü hala İran'da halkın önemli bir bölümü bu devleti destekliyor. Bu devlet biçimini destekliyor. Özellikle de Taşra'da. Yani belki Tahran'da değil ama Taşra'da durum bu. Umarım bir an önce hem bağımsızlığını koruyarak hem özgürlüklere kavuşarak kendi içinden gelişen bir şeyle kurtulabilir. Çünkü bütün ayaklanmalar, bugüne kadar yaşanmış tüm ayaklanmalarda bir şekilde halkın önemli bir bölümü rahatsız olsa bile o ayaklanmanın liderlerini, önderlerini, kanaat önderlerini benimseyemiyor. Böyle bir sıkıntısı var İran'ın. Hani şey görüyor, kökü dışarıda görüyor. Devlet de bunu bir şekilde işliyor. İşte Amerika'nın ya da Batı'nın propagandası da olumsuz etki yapıyor orada. Yoksa korkunç yolsuzlukların döndüğü rezil bir rejimden bahsediyoruz. Biliyorsun Sünni değildir, Şiadır onlar. Şii. Bir de şöyle bir hikaye dönüyor Türkiye'de, onu da söyleyeyim. Bu doğru bir şey olmamalı. Anti-emperyalizm adına İran'ı pohpohlayanlar var. Sol kesimde de var. Ben hem şey olacağım, söz gelimi sosyalist olacağım. Hem laik seküler olacağım. Hatta belki ateist olacağım. Kalkıp böyle bir rezilliği destekliyor olacak. Dediğim gibi umarım İran'daki halklar için, orada biliyorsun Azeriler, yani Türkler çok fazla, Beluciler var, Kürtler var, Acemler var. Hepsi için gelecek özgürlüklerle gelir diyelim. Kolay gelmeyeceğini de söyleyelim yani. Öyle gelecek yıl falan, gel bu yıl gelmeyecek, gelecek yıl Evet. gelmeyecek. Maalesef öyle.